telefon bağlantımız var. Alabilir miyiz? Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşam. Buyurun. MS hastalığı ile ilgili ben. Biraz yüksek sesle konuşur musunuz? Tam anlaşılmıyor sesiniz. MS hastalığı ile ilgili bir çalışma var mı? Onu sormak istiyorum. MS hastalığı ile ilgili? Evet. Bir çalışma var. Çözüm var mı? Sayın İbrahim Bey. MS hastalığı tabii ki çok ağır bir rahatsızlık. Sinir hücrelerinin etrafında çok ince bir kılıf var. Evet. Lipid. Buradaki yağ dokusunun çözülmesi nedeniyle sinir hücreleriyle beyin arasında ve sinirler arasında haberleşmede problemler çıkıyor. Bunun için ne yapılabilir? Şimdi bunu tetikleyen birçok faktör olabilir. Nedir? Tansiyondur, kolesteroldur, karaciğer yağlanmasıdır, bağırsaktan gelen toksik maddelerin karaciğerin arıtamaması nedeniyle beyine depolanması, vücudun çok büyük bir toksik maddeyle zehirlenmesiyle tetiklenen durum. Yani nasıl rahatlatılır kişi? Bağırsaklarında mutlaka problem vardır. Bağırsaklarını tedavi etmek gerekir. Karaciğer yağlanması varsa karaciğer yağlanması, damarlarda plaklar olursa damarları tedavi etmek gerekir. Böylece beyni beslemek gerekir. Beyni nasıl besleyebiliriz? Ginkgo beyne kan akışını artırır, beyni besler. Evet. Beyin hücrelerini yeniler. Yani yeniler, temizler, arıtır. Kan akışını artırır. Kanın pıhtılaşma katsayısını düşürür. Yani bu bitkisel bir kan sulandırıcı gibidir. Doğal. Kimyasal kan sulandırıcılar tehlikeli. İç kanamadan ölüme sebep olabilir. Kontrolsüz kan sulandırıcı tehlikeli. Fakat ginkgo nedir? Doğal kan sulandırıcı. Her hasta kullanabilir. Rahatsız olmayan da ginkgo dünyada en çok satılan bitkisel gıda takviyesidir. Dünyada. Evet. Bir numara. Japonya'da da böyle, Amerika'da da, Almanya'da. Dünyada bir numaradır ginkgo. Sonra ne gelir? Enginar. Bu karaciğer yağlanması. Eğer ki kişinin karaciğerinde problem varsa, bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtamıyorsa, karaciğer yorulmuşsa, yağlanmışsa, arıtamadığı toksik maddeler beyne depolanır. Birçok problemi tetikler. Yani sebebini bilmek gerekir. Ona göre çözüm üretmek mümkündür.